Selam herkese ben Yiğit. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir konuya bakacağız. Dependency Injection nedir? Bunu da üzerinden anlatacağım ve hani farklı bir dil içerisinde de bakmak istiyorsanız bu video işinize yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Diğer bir türlü bu video aslında daha çok Dependency Injection neden hayatımızda daha çok anlamaya yönelik bir video olacaktır. Çok basit ve kısa bir video olacak. Kompleks bir şekilde yapmayacağım. Bu arada bunu bu videonun yazısını aşağıdaki açıklama linkinden de ulaşabilirsiniz diyeyim. Sözü fazla uzatmadan videoya geçeyim. Şimdi de ilk olarak Dependency Injection nedir olarak başlayayım. Dependency Injection şudur arkadaşlar. Klasların ihtiyaç duyduğu bağımlılıkları dışarıdan sağlandığı bir design paternidir. Klaslar arası bağımlılık nedir? İlk başta onu açıklayayım. Arkadaşlar mesela sizin bir tane email mail bir klasınız var diyelim. Orada email mail işlemlerinizi gönderme işlemlerinizi yapıyorsunuz. Bir tane de order servisiniz var ve bunun içerisinde çeşitli metot, işte create'iniz, prosesleriniz falan var. Siz belli bir metodun içerisinde e-mail servisini kullanarak e mail göndermek istiyorsunuz diyelim. Şimdi siz kalkıp direkt e-mail servisini oraya instance'ını alıp tanımladığınız zaman direkt order servisi email servisine de bağımlı olmuş oluyor. Biz yarın bir gün email servisini değiştirmek istediğimiz zaman burada doğrudan bağımlı olmuş olacaktır. Yani bir herhangi farklı bir class kullanmak istediğimiz zaman bunları teker teker düzeltmemiz gerekiyor. Şu an baktığımız zaman bizi test maliyetinden kurtaracaktır ve bakım maliyetinden çok ciddi bir derecede kurtaracaktır. Tabii ki de bu projenin büyüklüğüne göre de değişebilecek durumlardır ama ne olursa olsun sonuçta bunun içerisinde bir maliyet var. Şimdi direkt şey yapmadan koda geçeceğim. Bir tane basit bir tane dat net projesi oluşturdum. Buraya bir tane guide controller yazdım. Şimdi geliyorum buraya serviste bir oluşturacağım. E-mail yazdım. E-mail buraya yazdım ve geliyorum buraya e işlemleri diyorum. Tamam şimdi hızlı bir şekilde order servisi yazıyor, oluşturuyorum. Burada sipariş işlemleri yapıyorlar. Diyelim ki biz burada e-mail servisini burada kullanmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Bunu farklı metotlarda kullanabileceğimiz için buraya metodun dışına yazıyorum. Email mail servis. E-mail servisini burada oluşturuyorum. Bir tane constructor oluşturuyorum. Bu constructor bu ordu servis çağrıldığı zaman initialize ettiğimiz kısım. Yani bu ordu servisi ilk çağırdığımız zaman ilk kısım burası çalışıyor. Bu ilk değeri ne olacağı için ben buraya kalkıyorum. Email mail servis eşittir new e-mail diyorum. Tabii ki de bunu aslında şöyle de yazabilirim. eşitliğini diyebilirim. Yani burası instance oluştu, oluştuğu anda otomatik bunu nilleyecek. Şu an bunu böyle yapacağım ben. Şimdi geliyorum ondan sonra buraya. E-mail service send metodunu burada çağırıyorum. Burada iki sıkıntı var. Şimdi buradaki e-mail service burada biz burayı nilledik ya. Otomatikmen buraya bağımlı hale gelecek. Yani biz bunun içerisinde bir değişiklik yaptığımız zaman... Geldim ben buraya. Dedim ki buraya string işte username password dedim. Şimdi otomatikmen bunu kullanan diğer yerler hata verecektir. Şu an sadece order serviste biz bunu çağırdığımız için yani order servis email servisine bağımlı olduğu için şu an sadece bu kısım burada hata veriyor. Geliştirme sırasında buraları biz kalktım ben burayı düzelttim böyle. Böyle bir şey yazdım. Yani hani ve bu ne kadar varsa hepsin aynı şekilde oldu. Diyelim ki buradaki smtv.gmail.com'u biz değiştirmek istediğimiz zaman ne kadar yerde varsa o kadar yerde bizim değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu Bildiğiniz doğrudan bağımlı yani. yani. Burada aslında bence bağımlılık nedir? Anlattığımı düşünüyorum. Şimdi tekrardan bu kısmı kaldırıyorum. Ve otomatikman tekrardan burası hataya düşecektir. Şimdi arkadaşlar sıfır bağımlılık diye bir şey yok. Mecburen birileri birilerine bağımlı olmak zorunda. Klaslar arasında. Ama biz bunu minimuma tutabiliriz. Tabi bu sadece dependency injection kullanarak değil projenin yapısında nelerin nasıl kullanacağımızı önceden belirleyerek biz bunu yapabiliriz. Yani sadece tek bir işlemle biz bunu yapamayız. Şimdi dependency injection'ı anlatayım. Bir de ikinci kısım var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi şimdi ben sonra dedim ki ben email mail servis yerine x e servisi kullanacağım dedim. Şimdi otomatikmen nerelerde varsa hepsini düzeltmek zorunda kalacağım. Nerelerde olduğunu bulacağım da düzelteceğim de sonra onlar test yapılacaksa falan muhtemelen olmaz. Yani çok büyük bir maliyet proje büyükse hele bu imkansıza yakın bir şey gelebilir. Şimdi arkadaşlar peki bu bu durumu nasıl çözebiliriz? Bağımlılığı nasıl minimuma indirebiliriz? Şimdi ilk olarak biz burada somut bir şey çağırmaktansa biz bunu ilk başta somutlaştıralım. Soyutlaştıralım özlüyorum. İlk başta interface'imizi oluşturuyoruz. Ay email service diyorum. Ve ben bunun içerisine geliyorum. Boolean diyorum ve send diyorum. Buradaki şeyi çağırdım. Şimdi ben bunun yerine demin ki soyut olan değil de direkt somut olan kısmı çağırdığımı düşünün. Ve tabii ki de bunu burada inherit etmem gerekiyor. Burada da bu kısmı yani aslında e-mail servis aslında bir i-mail -E servistir. Çünkü bunun so interface'de yazılan bütün soyut tüm metotları aynı şekilde aynı şekilde e-mail de kullanmak zorundadır. Ondan kaynaklı e-mail servis aslında i-mail -E servistir. Bununla ilgili video yapmayı düşünüyorum inherit ile ilgili. Bu bilgide hani tam anlayamadıysanız bir inheritlere, kalıtımlara bakmanızı tavsiye ederim. Ben burada bunu çağırdım. Geldim ondan sonra. Dedim ki şimdi bu şu an soyut bir şey. Yani bunun içerisinde send dediğim zaman ne yapacağını bilmiyor. Ben sadece bunun içerisinde gönderme olduğunu söylüyorum. Geliyorum ben buraya e-mail diyorum ve diyorum ki burası aslında e-mail servisidir diyorum ve geldim şu yorum satırımı açtığım zaman aslında buradaki yapılan kısım şu olacaktır e servisi ilk başta bu bunun instance oluştuğu zaman gelecekte burada send kısmı yazacaktır ve herhangi bir problem olmayacak. Ve buradaki deminki söylediğim kısımda ise artık da oradan bağımlılık geçtikçe azalıyor şu an hala bağımlı aslında onu da göstereceğim. Şimdi ben demek ki X e çağırdım ve ben bu e-mail servislerini X e servisi kullanıyorum dediğim zamanda da bunu kullanabileceğim. Ama şu an hala farkındaysanız şu an bağımlı bir tık azalttım ama hala tam olarak bağımlı seviyede. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. E-mail servisi çağırdığım zaman hiç buraya girmesin ve burada hani direkt burada nivlemesin ve ben burada her işlemi yapmıyorum çünkü bir projenin noktasında biz e-mail servis yerine x e-mail servisini kullanmak istiyoruz dediğimiz zaman teker teker gene bunları e, bulacaksınız ve bunları düzelteceksiniz. Gene bir tık daha az e, maliyet olacaktır ama gene ciddi bir maliyeti olacaktır. Şimdi ben buradaki yapmak istediğim kısım şu olacak arkadaşlar bu noktada. Şimdi geleceğim buradaki kısmı e-mail şöyle şuraya da şöyle bir kısmı ekleyeyim. E service eşittir e email service. Şimdi burada constructor oluştuğu zaman yani ben burada ordu servisin instance'ını almak istediğim zaman ay email servisi bekleyecek bende. Şimdi ben bir tane hızlıca bir tane kontrol oluşturacağım. Şimdi ben şöyle bir tane hızlıca kontrol oluşturdum. Order kontrol room'u oluşturdum. Şimdi ben order servis nasıl çağıracağım? Şimdi order servis diyorum. Order servis aslında şu an bana yazdı. Hızlıca ben buraya tab yapayım. Şimdi burada ne yapmış oldu arkadaşlar? Ben burada order servisini nivlemek istediğim zaman bunun içerisinde benden ay servis bekliyor ve ben buraya kalktım e-mail servisini burada yolladım ve sonra kalktım burada proses dedim. Ne olmuş oldu? Artık burada ordu servisim içerisindeki prosesi geldim. Şimdi ben buraya X e-mail servisi Dersem gelecek bana burada x e servisin içerisine gidecek. Çünkü x e servisi de email mail servisi de aslında e-mail servisidir. İçerisindeki metotlar, somut kısımlar değişik, e, değişiklik gösterir zaten amacımız da bu. Ve biz burada kalkıyoruz artık burada prosesimizi güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi burada iki tane bir kısım var, iki kısım birkaç tane kısım var diyelim. Şimdi bir tane burada çok fazla constructor olursa kalkıp biz buraya teker teker girmemiz gerekiyor. Bu e, sıkıntılı bir durum. Çünkü içerisindeki şeyler değişebilir. E, servisler değişebilir. Şimdi bunun yapmanın da güzel bir yolu var. Şimdi ben kalkıp buraya oluşturmaktansa e, yukarıda ben bunu çağırabileceğim. Şimdi buradaki konu biraz daha farklı bir yere geliyor. E, buradaki dependency injection'ın aslında container'ın life cycle'ında yaşam döngüsünü benim burada anlatmam gerekiyor. Benim burada bir yaşam Döngüsünü benim burada anlatmam gerekiyor. Yaşam döngüsü de şu şekilde: üç tane kısım var: Transient, Scoped ve e, Singleton. Şimdi buradaki bu üç kavramı birazdan daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bunu tanımlamamız şöyle tanımlayabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, bu arada buradaki blogu okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Burayı daha iyi anlatmak için. Order servis üzerinden değil de Guid service, Guid servis üzerinden bunu anlatmak istiyorum ve buradaki servislerin ben hepsini siliyorum. Şimdi Guid Generator diye bir tane servis yazıyorum ve bunun içerisine Guid olsun ve Guid oluşturayım ve setlenmesini istemiyorum. Ve ben diyorum ki bunun instance oluşturulduğu anda geliyorum diyorum ki buraya bir tane yeni bir tane Guid oluştur diyorum. Yani aslında yapacağım şey bu. Ben bunu her nivlediğim zaman buradaki GUID değerine bir tane değer ataması yapacak. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. İçerisinde değer olsun ya da olmasın. Şimdi GUID servisine geliyorum. Bunun aynı şekilde bir tane bunun interface'ini oluşturacağım. Interface generator diyorum. Ve ben bunu geliyorum buradan kalıtıyorum. Ve burada aynı şekilde GUID Generator'ı kullanıyorum ve ben bunu constructor'a ekliyorum. Şimdi ben bunu çağırdığım zaman ki çıkacak şöyle gelelim hatta var guid 1 diyorum nokta guid'i burada çağırayım. Şimdi ben bu servis istek attığım zaman bakalım ne olacak? Bir hata verecek mi? Hata vermeyecek mi? Oradan ilk başta başlayalım. Execute ediyorum. Şimdi burada bana söylediği şey şu. Ya ben hani burada Guide Generator'ı çağırıyorum ama Guide Generator ne? Yani hangisini, hangi class çağıracağım? Onu bilmiyor burada. Bizim bunu bunu burada söylememiz gerekiyor. Bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Geliriz burada. Deriz ki service at transit deriz. Ve deriz ki ben senden I guide generator çağırdım, çağırmak istersen bana guide generator'ı ver derim. Yani ben her bunu senden istediğim zaman bana bunu getir yani guide generator getir buradaki hata deminki hata şundan kaynaklıydı hangisini getireceğini bilmediğinden kaynaklı. Şimdi ben buranın içerisine geliyorum daha iyi anlaşılır olması için şöyle yapacağım bunun içerisine bir tane debug koyacağım. Yani hangi zamanlarda instance'ın alındığını daha rahat bir şekilde görebilmemizi sağlayacaktır bu durum. Geliyorum generate diyorum execute ediyorum bakın şu an ilk başta instance oluştu burada şu an guiden değeri herhangi bir değer bulunmamaktadır ve ben geliyor buraya yeni bir tane değer atıyor ve ondan sonra buraya inject ediliyor ve sonra buradaki guiden generate null, null şu an bu ve bunun içerisinde değer atıyor ve ondan sonra metodun içerisine girecek gördüğünüz gibi metodun içerisine girdi ve buradaki değeri bunu atamasını yaptı ve şöyle de bir deriz. Şimdi arkadaşlar add Transient şu demek. Ben her request'te, her request'te bana yeni bir instance oluştur demek. Şimdi ben tekrar bir tane bir kere istek attığım zaman tekrardan bir instance oluşturacak. Bakın. Şunu artık kaldırım kaldırayım. Buna gerek yok. Bakın yeni bir şey oluşturdu. Instance oluşturdu. Yeni bir değer oluşturdu. Bakıyoruz. Bir tane daha farklı değer oluşturdu. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi Etrans'inin şöyle bir durumu daha var. Eğer ki biz bunun içerisinde farklı bir yere daha giderse, orada çağrılırsa, orada da e, instance oluşturur. Yani farklı bir class'tan çağırırsak, aynı şekilde I gener, e, Guide Generator, orada da yap. Bunu şöyle test edebiliriz. X Guide Generator diye bir tane bir şey oluşturayım ve geliyorum buraya. Diyorum ki I Guide Generator diyorum. Aynı şekilde ben buradan çağırıyorum, generate metodunu çağırıyorum ve burada guide generator olsun diyorum. Ve aynı şekilde bunun da interface'ini oluşturuyorum. Interfeysinde burada guide değil, generate'sini olmasını istiyorum ve geliyorum burada buna kalıtıyorum. Şimdi tabii ki de ben e, controller kısmına geldiğim zaman, bunu çağırdığım zaman, buna inject ettiğim zaman ve şuraya var guide2 diyorum, generate diyorum. Şimdi güzel. Ama ben burada gene hata alacağım çünkü ben e, şu an sistem ay e, x generator'ın çağırdığım zaman net gel, gelmesi gerektiğini bilmiyor. Aynı şekilde ben buraya buraya başlarını x ekliyorum ve şu an hiçbir sıkıntı olmayacak. Şimdi şu buraya geldi yeni bir değer oluştur ya yani bu Orada şey Guide Controller'a geldi. Yeni bir instance oluşturdu. Ondan sonra Guide Generator'ı çağırdık. Orada kalktı yeniden bir instance oluşturdu. Şeyi e, sistemi kapatıyorum. Tekrardan bir istek atıyorum. Buraya geliyorum. Execute ediyorum. Geldi bir tane instance'ını oluşturdu. Ve sonra ikinci bir instance'ını oluşturdu. Ve gidiyor. Yani request ne, ne, ne kadar istek atarsak o kadar bir burada şey oluşturuyor. İstek atmış oluyor. O kadar instance oluşturmuş oluyor. Ama ben buraya kalkıp burada guide 3 diye bir şey oluşturursam ve burada x generate buradaki ikinci da herhangi bir e, şey olmayacak. Farklı bir instance oluşmayacağı için aynı değeri getirecek. İşte transit bu işe yarıyor. Yani her buradaki çağrıldığında de yeni bir şey üretiyor. Peki, add @scope ne demek? Şimdi arkadaşlar @scope da şu demek. Request başında bir tane instance oluşturur. Response'a kadar ne kadar çağrısı çağırsın aynı instance'da devam eder. O da şu şekilde. Şimdi biz burada Calc X Guide Generator oluşturup bunun içerisinde Guide Generator çağırdık ya. Burada da aynı şekilde yani aynı instance'da burada devam edecektir. Şöyle hemen dibağımızı koyalım bakalım. Geldim oluşturdu ve geldim. aynı instance'dan devam ettim. Diğer tarafta biz de kaldırmıştık herhalde. Tekrar istek atıyorum. Bakın bir tane şey oluşturdu ve daha bir tane instance oluşturdu ve ne kadar çağırsa çağırsın aynı instance'la devam etti. Ama farklı bir request atarsak aynı instance'la e, şey farklı bir instance oluşturup devam eder. Scope da bu işe yarıyor ve Singleton'a geleceğiz arkadaşlar şimdi. Singleton'da proje ayağa kalktığı anda şey proje ayağa kalktığında diyorum çağrıldığında instance'ı oluşmamışsa bir tane instance oluşturur ve sonra proje kapanana kadar aynı ile devam eder. Bakın şu an çağırdım bir tane generate şey işte bir tane instance'ını oluşturacak. Ben ne kadar istek atarsam atayım bakın artık instance oluşturmuyor. Hep sürekli aynı değer bana geri dönecek. Farklı bir değer geri dönmeyecek. Singleton'ın da şeyi bu. Amacı bu. Bu, bu, bu kadar kolay bir konu ya bu kadar basit bir konu değil. Tabi bunun içerisinde performans çok en önemli durumda. Hani hangi kısımda Singleton kullanmak gerekiyor, Transient kullanmak gerekiyor. Bu kadar kısa bir videoya sıkıştıramazdım bunları. Devamı gelecek. Devam zevkli bu konu bence. Yorumlarınız benim için çok değerli. Aşağıda yorum yazma yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Aşağıdaki linklerden de bana ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.